Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Yani bugün bölüme başlarken çok mutluyum. Çünkü küçük bebek kanalım 200 kişiye geçti. Harika. Bunun için size çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, daha çok küçük, çok daha bebek bir kanal. Ama bu bile benim için çok mutluluk verici bir şey. Yani çok umutla açtığım bir kanal olmadı. Ama böyle kanalın hani 100-200 kişi olması bile beni çok mutlu etti. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Yani bazen işte yorumlardan sizi tanıyabiliyorum. Hani güzel yorumlar geliyor ve bazen o kadar mutlu oluyorum ki yorumları okurken çok mutlu oluyorum. Bazen geç dönüş yapabiliyorum yorumlarınıza ama elimden geldiği kadar dönüş yapmaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Geç cevap verdiğim için üzgünüm. Yani bunlara bazen işte yani günlük hayatımdan dolayı yetişemediğim zamanlar oluyor. Ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen bir Gamezede diye Instagram adresim var. Oradan da bana yazabilirsiniz. Çünkü hani buradan fotoğraf gönderemiyoruz. En azından orada hani şu hatayı aldım, işte şunu nasıl yapacağız diye fotoğraflı bir şekilde daha iletişim sağlam olabilir. Hani oradan da yardımcı olmaya çalışırım, aklınızda bulunsun. Neyse, gelelim 10 Yıllar Challenge'ın yeni bölümüne. Evet, yine 1920'li yıllardayız. Bu bölümde kardeşlerimizden bir tanesi yetişkin olduğu için onu askere göndereceğiz. Yani birazcık gündelik hayatlarından bahsedelim. Çünkü Mustafa askerden döndü. Yani kızlardan biri evlendi şu anda. Evin tek kadını Kiraz ve bu durum onun için epey zorlayıcı. Evde 3 tane erkeğimiz ve 2 tane çocuğumuz var. Hadi bakalım oyuna. Şu anda Mustafa bahçeyi temizliyor. Yani Mustafa yine hayatına çiftçi olarak devam etmeye karar verdi. Yani ailesinin, babasının yolundan devam edecek. O yüzden işte tavuklarımız, bahçecilik falan. Bir de şey mi alsak diye düşünüyorum. Birazcık para biriktirelim. Sonra bir de inek alalım. Çünkü öyle olduğunda bize güzel getirisi oluyor. Yani baktığımda Mehmet Çoban çok iyi paralar kazanmıştı. Yani 10 bin lira kadar falan çıkartmıştı evin bütçesini. O yüzden bahçıvanlıktan devam ediyor yine Mustafa. Bu arada paramız, ben evde bir takım değişiklikler yaptığım için hile kullanmıştım. Şu an 9.000 gibi görünse de onu ben birazdan düşüreceğim. Onu 3.000'lerdeydi çünkü ben hileye girmeden önce yine o kıvamlara falan getirmem gerekiyor. Çünkü hile çok da olsun istemiyorum açıkçası. Kendi emekliyle kazansınlar. Şimdi bahçenin otlarını temizledik. Harika. Evet, bunu da temizle. Her yerden karayindiba tüyü uçuyor. Ve Kiraz da burada bahçesini yıkıyor. Evet. Yine tabii ki Grim. Başımızın belası Grim. Tavuklarımızı almaktan asla vazgeçmiyor. Yine geldi. Yani kovsan gitmiyor, yalvarsan bırakmıyor. Evet, böyle sadece uzaktan izleyebiliyoruz. Neyse sen babalarını süzmeye bak. Çünkü yani biliyorsun ki Grim'e hiçbir şey işlemiyor. O tavuğu almaya karar verdiysen tavuk gidicidir. Biz evet ballarımıza falan bakalım. Ayrıca tabii ki hemen aralarda herkes artık uyumaya çekilmiş. Evet, bebişlerimiz de uyudu. Şimdi Mustafa da artık yatsın. Ve akşam oldu. Herkes uyuduğuna göre artık sabah görüşürüz. İyi geceler. Ve tabii ki benim en sevdiğim görüntülerden bir tanesi. Oo, dolunaylı bir geceymiş. Dolunay'ın batışını izliyoruz şimdi de. Ve onunla birlikte pırıl pırıl bir gün. Yani böyle günün tatlı ışıkları vurdu falan. Evet, çok tatlı görünüyor. Sabah olduğunda Mustafa hemen pazara geldi. Çünkü hayvanlarımız için bir şeyler alalım. Yoksa Grim bizim hayvanlarımızı rahat bırakmıyor. Azıcık hayvanlarımıza iyi bakmamız gerekiyor. O yüzden gelelim şuradan hızlıca alışverişimizi yapalım. Hayvanlarımız için özel yemler falan alalım.
Şu yemden bir sürü almak istedim. Çünkü o kalple ilgili bir yem. Belki ömürlerini uzatır. Hani bir faydası olur. Green bizi rahat bırakır. Wi-Fi Evet, teşekkür ederiz. Aldık. Şimdi şuradan da yine evin bir takım ihtiyaçları var. İşte undur, şekerdir, ettir falan. Şöyle küçük bir alışveriş yapalım. Eve gidelim. O telefonu kapat. İndir o telefonu. Evet, şimdi buradan şuradan bir alışveriş yapalım. Evet. Sütümüz artık evde var. Birçok bitkiyi de zaten evimizde yetiştiriyoruz. O yüzden sadece şeker, un ve et alalım. Yemeklerimize et falan kullanırız. Aynı zamanda belki hayvanlarımız için de yemek falan yaparız. Buralarda neler varmış? Şöyle bir göz atayım. Yok, meyve ihtiyacımız yok. Sebzeye ihtiyacımız yok. Yumurtamız da var. Okey. Tamam. Şimdi burada bir de bugün şey var ya, festival var. Sebze festivali var. Bakalım neler varmış. Şuraya bir kabak koymuşlar. Biz buna bir şey yapabiliyor muyuz ki? Sadece bakabiliyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Bir şey yapabiliyoruz. Hani İngilizcem buna yazmadı. Zaten çok da iyi olduğunu söyleyemem. Bakalım. Oy mu verdik acaba? Hiç emin değilim. Neyse, bir şey yaptık. Çok da önemli değil. Şuraya bakalım neler varmış burada. Bu ne? Yok, buna da bir şey yapamıyoruz değil. Şunu yesek, tadına falan baksak. Neden olmasın yani? Yemek yapmışlar büyük ihtimal. Sebze yemeği gibi bir şey sanırım. Aa, neyse, kız kardeşimiz de burada. Evet, Hatice de buradaymış. O da festivale gelmiş. Peki bu görevli mi? Bununla konuşabiliyor muyuz ya da bir şey yapabiliyor muyuz? Ya ben bu festivallerin mantığını gerçekten hiç anlamıyorum. Ne yapıyoruz acaba? Neyse, kız kardeşimizle konuşalım bakalım. Bu da gelmiş. Aa, sen de mi buradaydın? Merhaba falan deyip canım ablacığım deyip onu söyledi. Ne zamandır bize gelmiyorsun? Neredesin? Seni uzun zamandır görmüyoruz falan diye böyle. Birazcık şey yaptım, çekim falan. İşte ben de alışveriş yapmaya falan gelmiştim dedi Mustafa. İşte ondan sonra dedi ki zaten gideceğim çünkü işimiz var falan dedi. Ve şimdi hoşça kal diyelim şuradan. Hoşça kal ablacığım, bize de bekleriz dedi ve şimdi eve doğru yol aldı. Bu arada paramız da var aslında. Şimdi bir inek alabiliriz. Hemen şuraya bir inek ekleyelim. Siyah beyaz inek alalım. Evet. Hadi bakalım. Harika, bunu da aldık. Evet, ve ineğimiz geldi. Şimdi Mustafa, sen onunla bir bağ kur. İlk önce şöyle bir temizleyelim, tarayalım. Sonra şöyle bir sarılalım. Ardından da aranız güzel olursa bir de sütünü alırız inekçik. Hadi bakalım, keyifler yerinde görünüyor. Ne oldu? Hoşuna gitti değil mi? Taranmak hoşuna gitti. Kendinden geçti gerçekten. Evet, harika. Harika. Sen de böyle bir neşelendin ha? Bir enerji geldi. Evet, sarıldık ve aramızda güzel bir bağ oluştu. Bir de sana ödül maması vereyim. Evet, şöyle kalbine iyi gelecek bir ödül maması. Ardından da sütünü sağ olun. Çünkü bir süre sonra süt iyi bir para ediyor. Bal üretiyoruz. Tavuklarımız var. Yani güzel geçinebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Grimm bunları bizim elimizden almaz da. Evet, aferin sana. İneklerimizin, yani Mehmet Çoban inekleri vardı. Sarı kız ve koca kız mıydı? Aynen. Kara kız mıydı, koca kız mıydı, neydi? Böyle isimler varmış. Bunu da versek mi acaba ya? Ne koysak ki ismini? Ne bileyim, ineklerde ne isim koyulur?
Şimdi tavuklarımızı da ödüllendirelim. Onlara da ödül maması falan verelim. Evet, Kiraz'ın doğum günü yaklaşıyormuş bu arada. Şöyle ballarımızı çıkartıyoruz. Oh, mis gibi ballar. Bunlar babadan kalma ballar olduğu için çok değerli. Bu evin hali nedir? Şunları bir yıka Kiraz, gözünü seveyim. Evin her yerinde çamaşır var. Gerçekten şu hale bakar mısın? Çabuk bunları temizle. Yani evet, sana da üzülüyorum. Evin bütün yükü üstünde falan ama yapacak bir şey yok. Ha, bu sepetin yeni farkmış, onu alamıyormuş. Ben diyorum ki neden ben bu halde bu ev? Hadi bakalım sen şimdi şunları bir temizle. Şu bak, herkes üstüne çıkartmış atmış. Söylene söylene yapmalısın Kiraz. Çünkü bu bir anne olmanın getirdiği bir şey. Söylenerek yapmalısın. Hep bunları ben yapıyorum da kıçınızdan çıkarttığınız gibi bunları orta yere atıyorsunuz falan. Evet, bu şekilde toplamak gerekiyor. Bıktım artık bu işlerden. Hiç de bana yardımcı olmuyorsunuz falan. Sürekli böyle söylenerek bunları yapman lazım. Aa, keyfi yerinde. Ama ya bir çökmüş o da, farkındaysanız. Hadi bakalım. Şimdi git ve bunları bir yıka. Aa, buradaki çamaşırlar da kurumuş. Hadi onları da topla. Yani gece aslında çok geç oldu. Saat şu anda 12 geçiyor. Ama bunları da yaparsan yarın işin rahat olur. Evet, oğlan çocuğumuz da kendinden gelişti ağlamaktan. Dur çocuğum sen burada. Azıcık işimiz var. Döneceğiz sana. Hatta sen uykun gelmiş. Şurada azıcık uzan. Tamam mı çocuğum? Biz bakacağız sana. Şu çamaşırları bir halledelim. Evet, şimdi çamaşırları topluyoruz. Oh, şarkı söyle söyle. Keyifli yerinde de. Valla artık böyle herhalde şenleniyor, bir mutluluk çöküyor üstüne falan. Hadi bakalım bunları da şimdi yıka. Hadi hızlıca. Aferin sana. Ne televizyonu kız? Televizyon mu varmış o dönemde? Bir devre televizyon istiyor. Haydi bakalım. Şimdi bunları da bir güzel çitele. Haydi de uyumuş. Mutfak da dağınık. Evet Kirazcığım, bunları da toplayalım. Şöyle bir temizleyelim. Çocuğum zaten orada uyuyor. Bak şuna bak nasıl tatlı. Kırılmış orada uyuyor. Evet şimdi sen bunları da bir bulaşıklarını yıka da. Sonrasında da çocuğunu yatır. Ardından da kendin yatarsın. Ne yapalım? İşler çok. Bütün her şey sana bakıyor Kiraz. Ya. Evde tek kadın kaldın. Zor yani işin. Hiç yardımcı da yok. Kız büyüsün de sana yardım etsin. Hadi bakalım. Neyse, bulaşık işimizi de hallettik. Gel bakalım. Gel Hüsnü'cüm buraya. Çok mutsuz, çok uykusu var çocuğumun. Hadi gel gidelim artık. Gel anneciğim, hadi yatmaya gidelim seninle. Evet, şimdi burada. Hop, işte pijamamızı da giydik. İyi geceler canım oğlum dedi ve onu yatırdı. Artık sen de git yat Kirazcığım gerçekten. Senin için de uyku vakti. Çünkü sen de öleceksin yani uykusuzlukta. Haydi koş bakalım. Evet, herkes uyudu ve sabahın ilk ışıklarında horozlarımız öttü. Yani kısaca da bir gitti. Yakalayamadım çünkü ya. O uzun ötüşünü yakalayamadım. Yapacağım yapacağım. Böyle artistik görüntü çekeyim derken işte ötüşü kaçırdım birazcık ama neyse, idare edeceğiz. Bu ne öfke ya? Mustafa ne oluyor? Sanki yemek yok. Neyin artistliği yani? Bu dolap kapağı çarpmalar falan. Otur ye yemeğini. Allah Allah ya. Kadıncağız saat 12'leri 1'lere kadar evi toparladı etti. Bir de kapıyı çarpıyor. Neyse hadi. Balları topla. Kızdırma beni. Aferin. Al işte intikam. Arılar aldı.
Ve tabii ki şimdi tavuklarımızı da yemledik. Ardından da ineğimizle birlikte bir sürüş aldım. Çünkü sabah erken saatlerde Mustafa kalkıyor ve ilk önce işte hayvanlardır, bahçe işleridir bunları hallediyor. Onun ağırlıklı olarak görevi bu. Yiyor, içiyor, hayvanlara falan bakıyor. Ama burada paramız epey düşmüş. Bu kötü oldu. Neyse, birazdan herkesin inlen çorisinde ne varsa satarız. Bu şekilde de yükseltiriz parayı sonra. Önemli. Para bu geliyor, gidiyor işte. Bunu bir şey yapalım. Dün akşam yıkadığımız çamaşırları sermedik. Ama önce bir kahvaltısını etsin kiraz. Tabi o da insan, ne yapsın. Çocuklarla bazen amcaları ilgileniyor. Çünkü yani yetişemiyorlar. İki tane amca var. Boş boş gezmesinler tabi. Şimdi Galip Hayriye'yle ilgilendi. Bir üstünü başını temizledi. Çünkü leş gibi olmuştu. Bezini de değiştiriversin. Ve askeri uğurlamadı. Evet. Kardeşimiz askere gidiyor. Challenge gereği. Artık yetişkin olan, genç yetişkin olan isimlerimizi askere gönderiyoruz. Neyse, bu sefer savaş yok. Bu yüzden bir süre orada kalıp tekrardan geriye gelecek. Evet, artık Hasan askere gidiyor. Ailemizden bir süre ayrı yaşayacak. Onu askeri olarak düzenlediğim bölgeye götürür göndereceğim. Çünkü daha önce de oraya Mustafa gitmişti. Ama Mustafa'nın döneminde savaş vardı. Şimdi bütün kardeşleriyle ve yengesiyle de vedalaşıyor. Çünkü yengesi de artık onu annelik yaptı. Yani annesi vefat ettikten sonra çok emeği var üzerinde. Ve yeğenleriyle, küçük yeğenleriyle de şimdi vedalaşıyor. Hayre de geldi amca diye. Ve şimdi anıda sarılsın. Harika. Sonra şeyler var ya, onları da çağıralım. Ara sen, tamam mı? Mustafa haber vermiş onlara, kızları da. Onlar evliler çünkü. Kendi evlerindeler. Ama onları da şimdi çağıralım, gelsinler. Ve ilk olarak Hatice geldi. Ardından da öbür küçük kız kardeşimiz de gelsin. Ve onlar da vedalaşmak için. Eve geldiler. İşte. Tam biz de seni bekliyorduk, neredesin diye. Geldin sen de, koştur koştur. Hadi bakalım. Evet. Ah ablacığım, sen büyüdün de askerlere mi gideceksin diye böyle. Sonra bir çankeli adam arayıp sormuyorsun dedi. Bak, hayırsız falan diye. O böyle bir çankirdi. Şimdi herkes böyle bir arada sohbet ediyorlar. Kardeşlerim de güzel yanı böyle, hani, bir şey olduklarında hemen bir araya geliyorlar, kalabalık bir aileler. Tatlı ya, böyle yabancı olmasın. Bayram kutu nasıl yapalım ya, Ramazan ya da Kurban bayramı falan kutlasınlar. Aynen, inek falan keseriz, bence şu an fikir. Şöyle bir sinematik görüntü de yakalayayım da ardından da artık bu bölümünde yavaş yavaş sonuna gelmeye başlayalım. Şöyle artık Hasan evin dışında artistik pozumuzu da yakaladık. Onu şimdi buradan taşıyabiliriz artık. O askeriye gidiyor. Şimdi şey yapayım size. Askeri teslim olduğu görüntülerde koymadan olmazdı tabii ki. Evet, ve askeri şu anda teslim oluyor. İşte burada komutanımız. Yani Mustafa döneminden beri aynı komutan. Çok bir şey yok. Neyse. Buraya başka komutanlar, askerler de zamanla ekleriz artık. Neyse, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.